Ali, ne yapıyorsun? Bir şeyler bulabildin mi? Evet. Ne buldun? Çabuk anlat. Emin olmaya çalışıyorum Çağla. Birazcık sabırlı olursan. Uyuz işte. Uyuz. Çağla, kızın nerede yaşadığını buldum. Nerede? Nerede yaşıyor? Vallahi söyleyerek sürprizi bozamam. Gelip alıyorum seni. Tamam. Şaka yapıyor olmalısın. Biz Aslı'ya bakmıştık. Bu evde oturuyorlarmış. Tanıyor musunuz kendisini? Ömer Hanım'ın kızı Aslı mı? Çok oldu taşınalı onlar. Öyle mi? Nereye taşındılar biliyor musunuz? Annesi çok iyi bir yerde işe girdi, yatılı çalışıyor. Bu olabilir mi? Bu evde yaşıyor. Çağla dur, nereye gittiğini sanıyorsun? Bırak beni, eve gireceğim. Çağla bir sakin olur musun? Sakin mi olayım? Burak'ı da o kızı da rezil edeceğim. Beni nasıl bu kadar aptal yerine koyarlar? Gözümün önündelermiş, kahretsin. Çağla sakin olur musun? Sakin ol. Çağla şu arabaya biner misin? Arabada konuşalım bunları. Biri görecek şimdi. Onlar görünmekten çekinmiyor. Ben mi çekineceğim? Öğrenecek. Herkes öğrenecek. Çağla. Ya biraz akıllı olur musun ya? İçeri gireceksin de ne olacak? En fazla kızı evden kovacaklar. Tabii Burak buna izin verirse. Böyle bir şey onları ayırmaz. Aksine onları birbirine kenetler. Amacın bu mu? Heh, bu mu amacın? Bak, elinde çok iyi bir koz var. Ve bunu en iyi şekilde değerlendirmen gerekiyor. Bunun yolu bu değil. Çağla. Bana güven. Sana yardımcı olacağım. Bana güven. Hazmedemiyorum Gani. Beni aptal yerine koyup kandırdılar. Ben bunu nasıl yanlarına bırakayım onların? Bırakmayacağız. İnan bana. Sayende ben de ilk defa heyecanlı ve istekliyim. Bu fikir şeytanın bile aklına gelmez doğrusu. Asla senin düşmanın olmamalı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bazen ben de korkuyorum kendimden. O gün beni bıraksaydın şu an burada olamazdık o. Hale bak ya. Resmen bizimle aynı okulda okuyor. Çağla bunu konuştuk ama değil mi? Sakin olman gerekiyor. Ya ben sürekli bunun yüzünü görmek zorunda mı kalacağım? Ben böyle bir şeyi tahammül edemem ki. Planımızın kusursuz işlemesini istiyorsan edeceksin. İstiyorsun değil mi? Herhalde. Hadi.
haber? Başka yere oturur musun? Hayır. Peki, o zaman ben başka yere otururum. Tamam. Her şey istediğin gibi olsun. Pes ediyorum. Arkadaşız bundan sonra. Seninle daha fazla kötü olmak istemiyorum Burak. Hafta sonu nikah var biliyorsun. Hadi lütfen. Benimle kötü olmak istemiyorsan benden uzak durursun Çağla. Görüşürüz. Aslı. İlk günün nasıl geçiyor canım? Bu kadar varlıklı insanın arasında kendini yabancı hissetmiş olabilirsin. Hayır, böyle hissediyorsan sana uygun bir sürü devlet okulu var. Bana neyin uygun olup olmadığına ben karar verebilirim Çağla. Özel hayatımda, okul hayatımda gayet mutluyum. Ama bu çok kısa sürecek. Sana burada da, özel hayatında da rahat yok. Emin olabilirsin canım. Harika olmuş. Beğenmene sevindim. Resmen aynı evde yaşayacağız. İnanabiliyor musun? Bakalım seninle yaşamak nasıl olacak? İlginç ve eğlenceli. Bence de. Bir süredir sesin çıkmıyor. Bunun arkasında ne var? Yani yine aklından neler geçiyor Çağla? Hiçbir şey. Benden artık bir şey de istemiyorsun. Yoksa Burak'tan vaz mı geçtin? Olabilir. Buna hayatta inanmam. Sen bilirsin sevgili abicim. Neyse benim artık üstümü değiştirmem gerekiyor. Tamam, ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin. Tamam, görüşürüz. Neler yapacağımı bir bilse. Burak, çok yakışıklı olmuşsun. Bugün sorun istemiyorum Çağla. Artık selam da mı veremeyeceğiz birbirimize? Yani her seferinde başıma bir iş açtığını düşünürse bence vermesek daha iyi olur. Efendim, Gani'cim. Benden ne kadar nefret ettiğimi bilmesine rağmen bana nispet yapar gibi bir de onunla konuş. Ya, düğüne çağırmadı herhalde değil mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa kimseyi dinlemem. İkisine de gerekeni yaparım Volkan. Tamam sen sakin ol. Ben hallederim. Tamam. Geldiğinde ara. Görüşürüz. Çağla sen ne yaptın zannediyorsun? Ne yapıyormuşum? Gani'yi düğüne çağırmadın herhalde değil mi? İstediğim arkadaşımı düğüne çağırabilirim herhalde değil mi? Çağla. Tamam peki. Usta duracağına söz verdi. Onu hemen ara. Buraya gelmesin. Bak Burak çok sinirli. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Artık çok geç. Gelme diyemem. Yine aklından neler geçiyor bilmiyorum ama bunun sonunda sen zararlı çıkacaksın. Sen öyle san. Tamam.
Aslı'cığım. Her şey harika olmuş. Tam istediğim gibi. Gel. Selda teyzeciğim, Aslı'yı tanıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Aslı, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Aa, şaşırdım. Ne zaman oldu bu? Volkan uzun zaman gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Evet, öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkan'cığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Aslı, Volkan'ın değil. Benim sevgilim. Gerçek olmadığını söyle lütfen. Bu gerçek olamaz. Gerçek tam olarak da bu anne. Biz birlikteyiz ve birbirimizi seviyoruz. Burak, bu konunun ne yeri ne de zamanı. Böyle bir günde bunu yapmaya hakkım yok. Böyle olmasını ben de istemezdim baba. Ama Çağla, annesinin mutluluğunu bile hiçe sayacak kadar içi nefretle dolu. Kızım senin burada işin yok. Hemen buradan gider misin? Ve oğlumu da lütfen rahat bırakır mısın? Selda lütfen sakin ol. Davetliler geliyor. Rezalet çıkmasın. Rica ediyorum senden. Sen merak etme anne. Biz gidiyoruz. Burak, nereye gidiyorsunuz? Burak! Burak! Ya, Nihat bir şey yapar mısın? Ya ne yapmamı bekliyorsun? Birazdan nikah kıyılacak. Yalvarırım sakin ol lütfen. Ne kadar rahatsın Nihat. Ben buna inanamıyorum. Gerçekten ne kadar rahatsın. Rahat olduğumdan değil. Sadece soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Kardeşimin bu kadar önemli bir gününde rezalet çıksın istemiyorum. Ha? Bak davetliler geliyor artık. Yalvarırım hadi lütfen gel. Çağla'cığım bir problem mi var? Burak ortalarda yok. Selda'nın yüzü düşmüş. Yok anneciğim. Ne sorun olacak? Burak Bey benimle aynı havayı solumak istemediği için Selda teyze de ona bozulmuştur. Yoksa bir sorun yok. Burak buralarda yani. Bana pek anlattığın gibi gelmedi. Arkadaşım geldi anneciğim. Ben onu bir karşılayayım. Çok
çok şey kaçırdım. Ne oldu? Burak herkesin ortasında aşkını mı itiraf etti yoksa? Asıl planın bu muydu? Yok, hayır. Değildi. Ne oldu anlatsana. Ondan böyle cesurca bir hareket beklemezdim. Evet Gani. Fikrin hiçbir işe yaramadı. Aksine şu an her şey daha kötü oldu. Burak böyle bir şeye cesaret edebildiyse eğer Aslı'yı da asla bırakmayacaktır. Volkan'a hırsından da böyle davrandı ama şimdi o. Çok fena halde gaza gelmiş. Ama iyi. Savaşacakları bir sürü cephe açıldı. Sen merak etme. Kapı önüne kondukları zaman Aslı'nın aklı başına gelir. O konuda mutluyum işte. Ama artık onları tehdit edebilecek hiçbir konumuz da kalmadı elimizde. Saf olma Çağla'cığım. Konu kalmamış olması bu onları eziyet etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ya ne bu surat Çağla? Sevineceğin yerde üzülüyor musun bir de? Bence planladığımızdan çok daha iyi bir şey oldu. En azından o Aslı denen kız artık o evde bir dakika bile barınamayacak. Tabii Burak gitmelerine izin verirse. Ya bu Burak'ı birazcık fazla büyütüyorsun gözünde. Sence bu bütün yaşananlardan sonra ailesi Burak'ı mı sağlayacak? O da ailesine res çeker. Kim? Burak mı res çekecek ailesine? Ah be Çağla'cığım ya, ben de seni zeki sanıyordum. Burak babasının gücü arkasında olmadan 3 gün dahi yaşayamaz. O şimdi böyle bir ahkam keser, havalara girer. Ondan sonra 3 gün sonra kuyruğunu sıkıştırır. Kuzu kuzu geri döner. Korkak kızım o, korkak. Umarım dediğin gibi olur Gani'cim. Tamam asma hadi artık suratını. Bak zaferimize gölge düşürüyorsun. Ben kutlama falan yaparız diye düşünüyordum. Senin şu haline bak. Tamam. İyiyim ben. Yalnız şu kutlama işini yarına bırakalım olur mu? İlk günü sevgili kardeşlerimle geçireyim. Annem de huzursuz olmasın. Olanlardan henüz haberi yok. Kim bilir nasıl tepki verecek. Olur öyle olsun. Volkan. Sen ne yaptın Çağla? Ha? Ne yaptın? Bu yaptığın şey ne bir affı ne de bir açıklaması var. Peki sana ne demeli? Hı? Başından beri her şeyi bilmene rağmen sustun. Beni aldattın, bana hiçbir şey söylemedin. Olanlardan benim kadar sen de sorumlusun. Beni karıştırma Çağla. Şimdi ne geçti eline? Herkes duydu, herkes öğrendi. Şimdi ne olacak? Selda teyze onların bir araya gelmesine asla izin vermez. İki cihan bir araya gelir, onlar bir araya gelemez. Çağla, Burak Aslı'yı seviyor, Aslı da Burak'ı seviyor. O yüzden buna bu kadar emin olma. Ne aşklar gelmiş geçmiş. Bu dünyada aşktan sevgiden daha önemli şeyler de var. Burak'ın altından arabasını, cebinden kredi kartını al bakalım. 3 gün sonra kalıyor mu aşk sevgisi? Peki ya Aslı? Onu bu halde kaç gün daha sever zannediyorsun? Çağla, Aslı öyle bir kız değil. Onu kendine karıştırma. Göreceğiz. Ya sen ne kadar fesat, ne kadar kötü kalpli bir insansın ya. Onların ilişkisini bildiğin halde nasıl bu kadar iğrenç bir oyun kurabildin? Bir konuşmaya sen kalmıştın. Sen odana çıkıp annene ağlasana Eda. Çağla, haddini bil, doğru konuş. Volkan ne oluyor burada? Çağla, ne oluyor anlatmayacak mısınız? Burak abiyle Aslı, yani abimin kız arkadaşı zannettiğimiz Aslı aslında Burak abinin kız arkadaşıymış. Çağla düğün pastanızı Aslı'nın pastanesinden sipariş etmiş. Sırf düğüne gelsin de onu herkesin içinde rezil edebilsin diye. Bunu da büyük bir zevkle yaptı zaten. Çağla, doğru mu bunlar? Hayır tabii ki anne. Eda abartıyor. Abartıyor mu ya? Eda'nın anlattıkları doğru. Çağla, Burak'ın onu terk etmesinin acısını bu şekilde çıkarmaya çalıştı. O yüzden herkesin ortasında Aslı Volkan'la sevgili dedi. Ve bu durumda Burak'ın susup sessiz kalmasını bekledi. Ama tam tersi oldu. Burak abi Aslı'nın kendi sevgilisi olduğunu söyledi. Benim
iyice kafam karıştı. Ben Aslı'nın Volkan'ın sevgilisi olduğunu düşünüyordum. Çağlar, Burak'tan intikam almak için böyle bir günümü seçtin. Ben de organizasyonla ilgileniyorsun diye mutlu olmuştum. Meğer oyunlarına bizi de alet etmişsin. Yazık. Çok yazık. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.